Probiyotik. Bunun makinesini de Çin'den getirdik. Probiyotik. Hani probiyotik. Üretmek istiyorduk ama probiyotiği ürettikten sonra bunu özel bir spray dry'a, yani kurutma sistemi var. Bunun ısıtarak değil de soğutarak kurutmak gerekir. Onun makinesi olmadığı için üretemiyorduk. Bu makineye getirdik çok şükür. Artık probiyotik de üretebiliyoruz. Ama bizim üretmiş olduğumuz probiyotik piyasada olan hiçbir probiyotiğe benzemez. Neden? Bir, A bu probiyotiktir. B kombiyobiyotiktir. Bu da yeni çıktı. Kombiyobiyotik diye. Kombiyobiyotik, probiyotik ne fark, ne ilgisi var diyeceksiniz. Probiyotik genellikle Lactobacillus bakterisi ağırlıklı olursa probiyotiktir. Bifidobakterisi de içerirse kombiyobiyotiktir. Yani bizim burada üretmiş olduğumuz bu ürün içerisinde hem Lactobacillus hem Bifidobakterisi olduğu için daha çok kombiyobiyotik, yani daha etkilidir. Normal probiyotiklerden farklıdır. Ve çok yoğun oranda 50 milyara yakın probiyotik içerir bizim kapsüller. Şimdi vatandaş bağırsaklarındaki kandida için CDC2 kullanıyor. Kandidadan kurtuluyor. 3 ay 5 ay sonra diyor ki ya benim rahatsızlığım neden yükseliyor? Çünkü CDC2'nin yok etmiş olduğu kandidanın yerine faydalı bakterinin yerleşmesi zaman alıyor. Ama kandida hızla yayılıyor. O nedenle boşluk kabul etmiyor. Boşalan yere probiyotikle takviye ettiğinizde, probiyotiği çoğalttığınızda ne olur? Artık kandidanın yayılma riski olmaz. Kandida riski. Evet, bu gördünüz. Probiyotik Lactobacillus bakterisi, Lactobacillus bulgarius. Bulgarius dedi de bizim Bulgaristanlı bir, Allah rahmet etsin, çok büyük bir biyoloji mühendisi vardı. Biyolog. Doktor biyolog. Aa, bu ondan yardım aldık. Bu konuda onun yardımıyla üretebildik. Yani yoksa ben probiyotik üretemezdim açıkçası. Allah rahmet etsin, vefat etti. Bana çok faydası oldu. Dünya çapında probiyotik uzmandı. Sadece biyolog değil, biyoenerji, yani pardon. Birçok dalda diploması vardı. Dünya çapında bir elemandı. Askerlerin giymiş olduğu elbiselere kurşun değdiğinde işlememesi için bir çelik yelekten daha sağlam bir, ama böyle incecik kağıt gibi olan, çelik yelekten daha sağlam olan bir ürün üretmişti. Biz onunla ilgili bir çalışma yaptık. Biz de ürettik ama üretime geçemedik çünkü çok maliyetli, milyon dolarlık çalışma olduğu için bırakmak zorunda kaldık. O bizim Bulgaristan'dan gelen çok değerli bir ilim adamı maalesef Türkiye'de gerekli değeri görmedi. Vefat etti. Yani Amerikalılar istedi, Avrupalılar istedi, adam gitmedi hiçbir yere. Türkiye'de kalacağım. Ben yabancılara bilgimi vermem dedi ama Türkiye'de değer görmedi. Ona çok üzüldüm. Yani biz de elimizden geldiğinde 3-5 kuruş yardım ediyorduk ama 3-5 kuruşla hayat mı sürer? Adam Almanya'da, şeyde Bulgaristan'da bu işin bir numarasıydı. Öyle büyük, değerli bir insandı. O işkencelerden kaçtı geldi Türkiye'de ama hiç değer görmedi. Neyse, moralim bozuldu. Bu konulara girmek istemiyorum, psikolojim bozuldu.